Peki, şimdi kitabı biraz daha artık içine girelim. İsrail ilk kez nasıl nükleer güç sahibi olmaya karar veriyor ve hikaye nasıl başlıyor? Şimdi efendim, İsrail'in nükleer silah edinme felsefesini az çok anlıyoruz. Ramazan Hocam sağ olsun az önce de anlattı. Bu felsefeye dayalı olarak aşağı yukarı 1900 sanıyorum 60'larda ilk kez Fransa'yla bir işbirliği haline giriyor ve nükleer silah edinmek için ilk adımı atıyor. Bakın Mehmet Ali Bey çok enteresandır. Tabii öyle başlıyor. Çünkü Fransa'da biliyorsunuz o 5 ülkeden Nükleer güç sahibi, beş ülkeden birisi. Fransa ellerinde de çok sayıda da atom bombası var. Önce İsrail'e Fransızlar yardım eder. Teknolojiyi öğretirler, nasıl yapılacağını öğretirler ve sonra Yahudi yeteneklisi, akıllı, zeki. Niye Fransa İsrail? Niye Efendim? Fransızlar? Onlara yakın duruyorlar. Onlara yakın duruyorlar. Çünkü Avrupa bir de Orta Doğu'da hep bir ayakları olsun, bir gücü dayanakları olsun ister. Ama hemen Fransa'nın arkasından İngiltere'ye giriyor. İngiltere de İsrail'in nükleer silah yapmasına yardımcı olan ikinci devlettir. Sonra Güney Afrika. Güney Afrika'da da uranyum var. Onlar da Evet. uranyum. Norveç. Özellikle Güney Afrika'nın faşist yönetimi döneminde döneminde. çok ciddi bir işbirliği oluyor Arkasından nükleer silah üretimi için. Amerika Birleşik Devletleri, arkasından Almanya'da en son nükleer atom bombasını denizaltıdan atacak Dolfin denizaltısı. dolfin denizaltılarını veriyor. Dolayısıyla Üstelik baktığımız hatta hibe galiba değil mi? efendim Hibe galiba hem de. o da tartışılıyor. Aslında Evet. aldık, satın aldık falan diyorlar ama para verdikleri yok. Öyleyse baktığımızda şunu görüyoruz. Amerika, İngiltere, Fransa, Güney Afrika, Norveç, Almanya yardım etmemiş ülke batıda kalmamış İsrail'in Nükleer nükleer silah sahibi silahları olsun. Şimdi yönetmenim kulağıma söyledi. Twitter'dan müthiş mesaj yağmuru var. Her iki konuğumuza da çok teşekkürler. Özellikle Yılmaz Dikbaş'ın kitabını tekrar soruyorlar. Buradan ben göstereyim. Lütfen. İsrail'in nükleer silah cephaneliği. Sayın Yılmaz Dikbaş bu kitabı 2006 yılında yazmış. Gerçekten içinde çok değerli dokümantasyon bilgiler var. Tamamen belgelere dayalı bir kitap. Kulaktan duyma bilgiler değil. Ben gençlere şiddetle tavsiye ediyorum. Orta Doğu'yu, İsrail'i, Türkiye'yi tanımak isteyen gençler bu kitabı mutlaka okusunlar. Kanunu, o bir Yahudi ve İsrail vatandaşı. 1975 yılında İsrail'in Necef çölünde yer altına inşa ettiği Dimona nükleer merkezinde teknisyen olarak işe başlamıştı. 10 yıl boyunca nükleer tesisin hemen her bölümünde çalıştı ve elde ettiği çok gizli bilgileri, belgeleri ve fotoğrafları arşivledi. O, İsrail'in gizli nükleer silah sahibi olmasını bir insanlık suçu olarak görüyordu. Sonunda işten ayrıldı ve elindeki belgeleri medyayla paylaştı. Hoş Amerika medyası söz birletmişçesine bu skandal haberi görmezden geldi. Ama İngiliz Sunday Times gazetesi habere geniş yer verdi. Ve o günden sonra İsrail gizli servisi Mossad, Vanunu'yu yakalamak için insan avı başlattı. Sonunda Mossad ajanı olan sarışın bir Amerikalı kadının kollarında yakalanan Vanunu, İsrail'e götürüldü ve yargılandı. Tam 18 yıl hapis cezası aldı. Bu ağır cezanın 11 yılı 5 metrekarelik hücrede geçti. İşte BBC televizyonunda yayınlanan Vanunu belgeselinden kısa bir alıntı. The world's worst nightmare. A nuclear arms race in the Middle East. But hidden in the desert is an atom bomb factory. The West helped build it, and it belongs to Israel. Israel is building a huge nuclear war machine. This film is his story. I was 22 when I started work at Dimona. Israel's most closely guarded secret. I was a nuclear technician, assigned to the most secret building of all. Hidden underneath are six underground levels, all top secret.
worked on level two. What you are about to see does not exist. I worked there for 7 years. I told no one until now. And if they find out I'm speaking to you, I'm in great danger. I understand. What was below level two? It took me 7 years to find out. Level five is the most secret. But then I got a chance to see it for myself. I had no excuse to be down there. None. I was usually on nights when they change shifts. For a short time, there is no one about. For one thing, making nuclear weapons. Now I know the truth behind all the lies. I saw the models they gave the machinists to make the cores of plutonium bombs. Vanunu claimed that later, when facing redundancy, he risked a heavy prison sentence to take photos of what he had seen. Shalom. Shalom. Behind all the lies, the Monar is an atom bomb factory. You have more photographs of this? Yes, I have 57. I went back down again with my camera. The reactor, making plutonium, making the bombs. Evet, Mordechai Vanunu bir İsrail vatandaşı, aslında bir Musevi ama bildiğim kadarıyla bir Arap ülkesinde, Fas'ta galiba değil mi? Fas kökenli, evet. Yahudi. Fas'tan gelme. Affedersiniz. Bu konuşmayı yaptıktan sonra Vanunu'nun başına gelmeyen kalmıyor. Pişmiş tavuk ne yaşadıysa o da o kadar yaşıyor galiba değil mi? Doğru, doğru. Şimdi siz söylediniz zaten, 18 yıl ceza alıyor hapis. 11 yılı 3'e 2, 6 metrekarelik bir yerde. Ve 18 yıl dolduktan sonra, yani cezası tamamlanıyor, çıktıktan sonra da serbest bırakmıyorlar. Önce ev hapsi, oradan çıkıyor ve hapisteyken Amerika'da bir çift, yaşlı bir çift, evli çift, Mordechai Vanunu'yu evlatlık edinirler. Büyük sempati gösterirler. Ta Amerika'dan gelip onu ziyaret ederler. Fakat onlarla bile görüşmesine engel olunur. Hapisten çıktıktan sonra da hayatı normale dönmez, dönüştürmezler.
bazı yerlere, işte sınıra 100 metre, 200 metre yakın gidemesinin, yabancı elçiliklere yakın gidemesin, buraya gidemesin, şunu yazamasın, bunu yazamasın diye. Bir Mossad ajanı Vanunu için şunu söylemiş, röportaj sırasında evet, İsrail medyasında evet. çıkmış bu röportaj. Biz Vanunu'yu öldürmedik çünkü bir Yahudi'yi kanını dökmez. Evet. Ama onu İsrail'e getirdik ve 18 sene cezaevinde evet. yattı. Şimdi çıktıktan sonra da artık 18 yılını doldurmuş, çıkacağı zaman da gene Mossad ajanıyla bir konuşması var. Mossad ajanı pişman mısın diyor yaptıklarından. Hayır, ben diyor hayatımda çok şeyden pişman oldum ama bu işi yaptığımdan pişman değilim diyor. Peki sen diyor bunun bir hainlik olduğunu bilmiyor musun diyor Mossad ajanı. Hayır diyor, ben hain değilim. Sen nesin diyor Mossad ajanı hain değilsin de. Ben bunun bir insanlık suçu olduğunu, bu yaptığınızın, bu nükleer silah üretiminin bir insanlık suçu olduğuna inandım. Ve bunu bütün dünyanın öğrenmesini istedim. Bunun için yaptım. Yani o zaman Mossad ajanı diyor ki bizim nükleer silahımız olmasın mı? Hayır diyor, olmasın. Peki İsrail devleti olmasın mı diyor? Hayır diyor, bizim bir İsrail devletine gerek ihtiyacımız yoktur. Yahudilerin bir İsrail devletine ihtiyacı yoktur. Bugüne kadar, İsrail devleti kurulana kadar Yahudiler nasıl dünyanın her yerinde rahatça yaşıyor idiyse gene öyle yaşayabilirlerdi. Ben bu devletin de olmasına karşıyım diyor. Yani 18 yıldan sonra bile inançlarında, tavrında Vanunu'nun bir değişiklik yok. Ama hala da serbest bırakılmış değil. Konuşulması da mümkün değil. Ben internet özellikle taradım. Vanunu ile ilgili yapılan bir röportaj var mı diye. Hayır, yok. Vanunu belik enterne edilmiş. Tabii, hiçbir tabii. medyayla görüştürülmüyor. Çünkü hiçbir röportaj yok hakkında. Yaptırmazlar. Yani Sunday Times gazetesi ve BBC belgeselinin dışında hiçbir röportajı yok. Ve o da diyor ki ben rahatça yazamayacak mıyım, yazışamayacak mıyım kimseye? Hayır diyorlar. Neden diyor? Gene sen onlara bilgi vereceksin diyor bizim nükleer silahlarımızdan ilgili. Söylenmedik ne kaldı, bilinmedik ne kaldı, her şey meydanda artık. Bundan sonra yeni bilgi yok ki, siz de biliyorsunuz artık, bütün dünya biliyor diyor. Hayır diyorlar. Senin konuşmana izin vermeyeceğiz. Evet. Vermediler de.